Merhabalar, iyi tatiller diliyorum değerli arkadaşlarım. Yine bir dolar TL dolar analiziyle birlikteyiz ve söze şöyle başlamak istiyorum. Amerika bütün dünyayı ve dünya ekonomisini meşgul etmeye gelişmeleriyle gerek siyasi gerekse ekonomik kararları ve adımlarıyla dünya gündemini meşgul etmeye devam etmekte. Geçtiğimiz hafta malumunuz üzere merakla beklenen bir Fed kararı vardı. Amerika Merkez Bankası faizlerin artışı hususunda nasıl bir karar verecek? Daha doğrusu 25 baz puanlık bir artış yapacağına neredeyse garanti gözüyle bakılıyordu ama bu kararın sonrasında Başkan Powell nasıl açıklamalarda bulunacak ve önümüzdeki sürece yönelik hangi sinyalleri verecek konusu vardı. Nitekim çarşamba gecesi bu kararı öğrendik. Kararın ardından ABD'ye yönelik olarak Amerika Merkez Bankası'nın bakış açısının oldukça ılımlı, uyumlu olduğuna, enflasyonun normal seviyelerde olduğu, işsizlik seviyesinin son yılların en düşük seviyelerde olmuş olduğu vesaire şeklinde ifadelerle güvercin tarafını ağır basan veyahut da ön plana çıkarmayan bir yaklaşım göstermiş olsa da diğer taraftan aba altından sopa gösterircesine ekonominin halen faiz artışlarını gerektirebilecek bir konjonktür içerisinde bulunduğunu ifade etti. Tabii ki bu yaklaşım piyasanın beklediğinden daha az güvercin olan, daha az ılımlı olan, daha az piyasa dostu olan bir yaklaşım olduğu için de pek de hoş karşılanmadı. Zaten kötü gitmekte olan Dow Jones endeksi çok ciddi bir gerilemeye maruz kaldı ve farklı farklı gelişmelerin de etkisiyle Amerika'da çok önemli bir çalkantı yaşanmakta. Sevgili arkadaşlar, Fed'in kararlarıyla ilgili olarak neler olabileceğine dair bir önceki videomda ayrıntılı açıklama vermiştim. Şu anda arkadaşlar üzerinde durmak olduğum konu Amerika çok büyük bir kriz yaşamakta. Daha doğrusu yaşadığı krizin içerisine bir kriz daha sığdırabilmeyi başarmış durumda. Ne oldu arkadaşlar? Cuma günü piyasaların kapanmasına çok yakın bir an, daha doğrusu yurt dışı piyasalarının son bir saatinde yani Cumartesine girdiğimiz ilk dakika itibariyle, birinci dakika itibariyle Amerika hükümeti kapandı. Sevgili arkadaşlar, Amerika hükümetinin kapanması ne demek? Amerika'da federal hükümetin faaliyetlerinin durması anlamına geliyor. Niçin hükümet kapandı arkadaşlar? Çünkü Trump'ın diretmiş olduğu bir koşul vardı bütçenin onaylanmasıyla ilgili olarak. Trump yeni bütçede Meksika sınırına örülecek olan duvar için gerekli olan 5 milyar dolarlık finansmanın da bu bütçenin içerisinde onaylanmasını istiyordu. Ancak demokratlar bu konuda asla geri adım atmadılar ve bu madde var ise bu bütçeyi onaylamayız dediler. Arkadaşlar Meksika duvarı denilen kavram şu. Amerika ile Meksika arasında 3100 kilometrelik bir sınır bulunmakta. Ve Meksika'dan Amerika'ya yönelik kaçakçılık faaliyetleri vesaire şeklinde göç eylemlerini engel olabilmek bakımından 2009 yılında 1000 kilometrelik bir alanı kapsayan bir alanda çeşitli işte bariyerler, kuleler, çitler buna benzer bir takım tedbirler alınmıştı. Ancak Trump bu tedbirlerin yeterli olmadığını, bu 3100 kilometrelik sınırın tamamının boydan boya Çin Seddi misali, ki buna Meksika Seddi ifadesi de kullanılmakta, bir duvar örülmesini istiyor ve bu duvarın maliyetinin ise 5 milyar dolar olabileceği hesabıyla bütçeye girmesini istiyordu. Demokratlar ise bu duvarın maliyetinin 5 milyar dolar değil, 25 milyar dolarlar seviyesine çıkabilecek kadar yüklü bir gideri kapsadığını öngörmek suretiyle bunun ABD ekonomisi için gereksiz bir harcama olacağını gündeme getirerek bu bütçeye bu madde varsa onay vermeyiz dediler ve sonuç olarak onay verilmedi. Hükümet dediğim gibi 22 Aralık 00:01 itibariyle kapandı. Hükümetin kapanması bu konuda faaliyet göstermekte olan bakanlıkların bütçelerinin de onaylanmamış olması anlamına geldiği için bütçesi onaylanmayan, bütçeden herhangi bir harcama yapamayan bakanlıkların da faaliyetlerin durması anlamına geliyor. Bu birimlerde çalışmakta olan insanlar ise ya ücretsiz izine ayrılıyorlar veyahut da herhangi bir para almaksızın çalışmalarını, ücret almaksızın çalışmalarını devam ettiriyorlar. Tabii ki bu tablo Amerika'da birçok
hükümet veya siyasi faaliyetlerin aksaması anlamına gelecek olan bir tablodur ve Amerika tarihinde 21 defa kısmi veya geçici veya kalıcı olarak hükümetin kapanması olayıyla karşı karşıya kalmış ve bu 21 olayın son 3 tanesi 2 yıllık Trump başkanlığı döneminde gerçekleşmiş. Trump 2 yıldır başkan, 6 tane bakan eskitti ve 3 adet de bu hükümetin kapanması anlamına gelecek olan krizin yaşanmasına sebebiyet verdi. Bu krizlerden bir tanesi Ocak ayında gerçekleşti. Sadece 3 gün sürdü. İkincisi 2017 Şubat ayında gerçekleşmiş ve sadece birkaç saat sürmüş. Bakalım bu ne kadar sürecek, bunu bilmiyoruz. Ama şu anda Amerika için çok önemli bir kriz var. Özellikle ve özellikle Cuma günü Dow Jones'ta yaşanan çok sert geri çekilmede bu durumunda önemli bir katkısı bulunmakta. O halde arkadaşlar bu hafta, yani yeni başlayacak haftada Amerika'daki bu çok önemli kriz çözülecek mi çözülmeyecek mi noktası bizim için önem taşıyor. Daha doğrusu doların akıbeti için önem taşıyor. Şimdi arkadaşlar mevzumuz dolar olduğu için Amerika'daki bu olaylara bir dolar bazında bakmamız icap ediyor. Doları biz daha çok önemsediğimiz için, ne olacağını merak ettiğimiz için. Şimdi sevgili arkadaşlar, bu durum neticesinde Dow Jones Endeksinin 22.800'ler seviyesine kadar geldiğini görüyoruz ki Cuma günü bir tepki niyeti vardı ama bu gelişme nedeniyle düşüşünü devam ettirdi. 22.800'ler seviyesine gelmiş durumda. Şurada iki adet grafik görmektesiniz ve bu grafiklerden alttaki grafik arkadaşlar, şu grafik Dow Jones Endeksini gösteren grafik, gördüğünüz gibi sert haftalık geri çekilmeyi gösteriyor. Ve önemli bir Fibonacci desteği olan %38.2'nin bulunduğu 22.500 seviyelerine çok yakın bir noktada. Bu desteğin de kırılması durumunda %50 noktası olarak tanımlayabileceğimiz 21.000 seviyelerine doğru bir geri çekilmenin devam edebileceğini teknik olarak söyleyebiliyoruz. Dow Jones'un bu seviyelere geri çekilmesi bizi, borsayı bir köşeye bırakalım arkadaşlar, borsa endeksini bir köşeye bırakalım. Bizi dolar bazında nasıl etkiler? Şöyle etkiliyor arkadaşlar. Şurada görmekte olduğumuz grafiğin dolar endeksidir. Dolar endeksi bildiğiniz gibi 6 adet ticaret hacmi yüksek olan ülkelerin para birimlerinin sepet kuruyla hesaplanmakta ve doların büyük ülke para birimlerine karşı değerini yansıtan bir endekstir. Euro, Japon yeni, İngiliz poundu, Frank, İsveç kronu ve aynı zamanda Kanada doları. Bu 6 ülkenin para birimlerinin değerinin ortalamasıyla ortaya çıkan bir endekstir. Şimdi sevgili arkadaşlar, burada tabii payı en büyük oranda Euro bulundurmakta. Euro'nun bu sepetteki payı çok daha fazla. Şimdi arkadaşlar şu anda Ocak 2017, yani 2017 yılının başları itibariyle aynı tarihleri ifade eden yukarıda dolar endeksi, aşağıda ise Dow Jones endeksini görmektesiniz. Şurada arkadaşlar dolar endeksini 101.1 civarlarında, 101.70, 101.2 gibi değerlendirebileceğimiz bir seviyelerde görmekteyiz. Dolar endeksinin son durumu ise arkadaşlar 96.000 civarlarında bulunmakta. Pardon, 97 civarlarında bulunmakta. Şimdi gördüğünüz gibi burada Dow Jones'un hızlı bir şekilde yükseliş yaşadığı süreçte şuradan aşağıya doğru önemli bir dolar endeksinde geri çekilme yaşanmakta. Ben bu grafiği şöyle yaparsam daha kolay anlaşılacak zannediyorum. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada Dow Jones'un hızlı bir şekilde yukarı gittiğini görüyoruz. Son 2 yıllık süre içerisinde bu yukarı gidiş sürecinde Amerika endeksi yükselirken aynı şekilde dolar endeksinin de geriye geldiğini görmekteyiz. Şurada bakınız arkadaşlar, Amerika endeksinde önemli bir geri çekilme olmuş ve bu nokta şu seviyeye tekabül etmekte. Bu geri çekilmenin yaşandığı süreçte dolar endeksinde hızlı bir yukarı hareketin olduğunu görmüş bulunmaktayız. Ve arkasından tekrardan 23 binlere kadar, yani 27 binlere yaklaşırken 23 binlere geri çekilen ABD endeksi buradan tekrar 27 bin atağını başlatmış ve bu atak başladığı zamansa yine dolar endeksinin gerileyerek 90 seviyesinin de aşağısına indiğini görüyoruz.
Son dönemlerde ne olmuş arkadaşlar? Gördüğünüz gibi dolar endeksinde kararlı bir yükseliş yaşanmaya başlamış. Dolar endeksinde kararlı yükseliş yaşanırken ABD endeksinde de yine kararlı bir şekilde geri çekilmeye başlamış. Sevgili dostlar, belli olayların nedenlerini ve niçinlerini bilmez ve bunu irdelemezsek doğru sonuçlara varmamız mümkün değil. Sadece ve sadece doların şu anki rakamına bakarak şu olur mu, şuraya iner mi, buraya çıkar mı şeklinde yorum yapmak tamamıyla kehanetten farklı bir olay değildir. Nedenlerini ve niçinlerini önümüze koyarak bir irdeleme yaptığımız zaman, bir harmanlama yaptığımız zaman, doların yükselmesine veya gerilemesine sebep olacak faktörleri önümüze koyarak bir inceleme yaptığımız zaman varacağımız sonuç daha doğrudur. Bu ise bir tahmin değil, bilimsel bir çalışma olur. Tamamıyla bir analiz olur. Bizim de şu an yapmaya çalıştığımız olay budur. Analizdir. Burada bu iki grafik net bir şekilde göstermekte ki dolar endeksi ile ABD borsası arasında ters bir korelasyon var. Ha, bu tespiti yaptık arkadaşlar. Bu tespit net bir şekilde grafiklerden de görülmekte. Şimdi sevgili dostlar, Amerika endeksi yaşanmakta olan Amerika'daki çalkantılara bağlı olarak bir ülkenin siyasi çalkantıları ne kadar yüksek ise, dış konjüktürle ne kadar olumsuz bir uyum içerisinde ise endekslerinin de o ölçüde etkilenmesi çok doğaldır. Biz bunu geçmiş zamanlarda kendi endeksimizden de zaten yaşadığımız için çok iyi biliyoruz. O halde Amerika'da yaşanmakta olan kriz, en son ortaya çıkan hükümetin kapanması krizi, Trump'ın görevde olduğu süre içerisinde 6 tane bakanını işine son vermiş olması veya hatta bir şekilde eskitmiş ifadesini kullanalım, böyle bir uyumsuz bir başkan konumunu veya sıfatını taşıyor olması, diğer yandan son günlerde gündeme sıklıkla veya son 2 gündür gündeme sıklıkla geldiği üzere Fed Başkanı Jeremy Powell'ı da kovacaktır, uyumuyorlar birbirlerine, uyuşamıyorlar şeklindeki bir takım açıklamaların gündeme gelmesi. Unutmadan hemen söyleyeyim ki evet, Cuma günü Amerika'nın Suriye'den geri çekilme hususunda sadece ve sadece Trump'ın tek taraflı olarak almış olduğu karara tepki gösteren Savunma Bakanı Mattis'in de istifa etmesi ve istifa ederken de Sayın Trump kendisiyle daha uyumlu olacak olan kişilerle çalışırsa daha iyi olur şeklinde kinayeli bir açıklama yapması Amerika'da işlerin ne kadar karışık olduğunu, Trump'a karşı nasıl ciddi bir cephenin açılmış olduğunu net bir şekilde görmekteyiz. Sevgili dostlar, işte bu çalkantı Amerika endekslerinin ayı piyasasına girdiği, yani çok ciddi bir gerileme süreci içerisine girdiği ve kolay kolay da toparlanamayacağı sonucunu ortaya çıkarmakta. Şurada görmekte olduğunuz gibi 22.500'lere yakın bir noktaya geldi ama Amerika'daki krizler çözülmez ise bu gerileme 20.000 seviyesine doğru yaklaşabilecektir. Peki değerli arkadaşlar, Amerika 22.000 seviyelerine, pardon 21.000, 21.000 seviyelerine doğru, yani şuradaki geri çekilmesini önümüzdeki günlerde de devam ettirirse dolar endeksi ne olur? Nereye kadar çıkabilir? İşte arkadaşlar, burada şu grafikte görmüş olduğunuz üzere şu tarihlerde Ocak başlarında, hemen buradan da Ocak başı dönemine geleyim. Evet, bu tarihlerde, pardon şu tarihlerde Ocak başı dönemlerinde, yani dolar endeksinin 100 birim üzerinde 101-102'ler seviyesinde olduğu zaman ABD endeksi 19.500-20.000 civarlarındaymış. Şurada gördüğünüz gibi 19.800'ler civarındaymış. Bu demek oluyor ki bu grafiklerden yola çıkarak eğer ABD endeksi 20.000 seviyesine doğru geri çekilmesini ayı piyasasının içinde bulunmasının etkisiyle devam ettirecek olursa dolar endeksi şu an 97'ler civarında bulunan dolar endeksi 100 seviyesine doğru bir hareketlilik, 100 seviyesini de aşma eğilimi içerisinde olabileceğini düşündürmekte. Peki arkadaşlar, dolar endeksi 100 seviyesine giderse ne olur? Bizi hangi yönden etkiler? Şimdi o noktaya gelelim, konuyu oraya bağlayalım. Bu grafiklerimi kapatıyorum arkadaşlar, bunlarla bir işimiz kalmadı. Evet,
Bu arkadaşlar görmekte olduğunuz grafik dolar TL ile dolar endeksinin birbiriyle korele olan grafiğidir. Yani iki grafiği kompozit bir şekilde aynı grafik üzerine yerleştiriyorum ve birbirlerini mukayese edebilmemiz bakımından, birbirleriyle olan uyumluluklarını veya iletişimlerini tespit edebilmek bakımından buradan daha kolay bir sonuca varacağımız kanaatindeyim. Değerli arkadaşlar, beyaz eğri veyahut da şuradaki beyaz gölge veya gri gölgeli bölge diyelim. Veyahut da siz isterseniz bu beyaz eğriyi takip edebilirsiniz. Beyaz eğri dolar endeksini temsil etmekte. Çubuklarım ise dolar TL'yi temsil etmekte. Kırmızı ve yeşil çubuklar ise dolar TL'yi temsil etmekte. Arkadaşlar bu grafik 60 dakikalık bir grafiktir. Özellikle 60 dakikalık bir grafik üzerinden sizlere konuyu yansıtmaya çalışmamdaki sebep, FED kararının verildiği çarşamba günü saat 22'den itibaren neler olduğunu anlayabilmektir. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada saat 18 civarında FED kararının beklendiği anlarda saat 18 civarlarında sadece ve sadece 2 dakikalığına çok hızlıca 5-21 seviyesine, 5-21-19 seviyesine doğru gerileyen bir dolar TL vardı dünya piyasalarından. Bu 2 dakikalık bir olayda oldu bittiğiyle geçiştirildi ve arkasından hızlı bir şekilde 5-30'lara atak oldu ve nitekim saat 22 itibariyle, evet saat 22 itibariyle dolar TL 5.32'ler civarındayken kararın açıklanmasıyla birlikte net bir şekilde geri çekilmeye başladı. Gördüğünüz gibi bu geri çekilme dolar endeksinde de benzer şekilde devam ediyor. Yani dolar TL geri çekilmekle birlikte aynı zamanda dolar endeksinde de bir geri çekilme olduğunu, birbirleriyle bir uyum içerisinde olduklarını görmekteyiz. İşte arkadaşlar gördüğünüz gibi dolar endeksi geri çekildikçe TL'nin de geri çekildiğini, dolar TL'nin de geri çekildiğini görüyoruz. Dolar endeksinde hareketlenme başladığı zaman aynı zamanda dolar TL'nin de hareketlendiğini, birbiriyle uyumlu bir şekilde hareket ettiklerini görmüş bulunmaktayız. Hatta ve hatta şurada enteresan bir tablo var ki şu noktalarda dolar TL ile dolar endeksi birbirine birebir uyumlu, yani çizgiler birbirlerini net bir şekilde yakalamışken şu bölgede dolar endeksi daha aşağı seviyelere gelmiş olmasına rağmen dolar TL'nin çok da fazla geri çekilme isteğinde olmadığını, yani aralarındaki uyumu biraz gidermek kaydıyla dolar endeksinin geri çekildiği oran kadar geri çekilmek istemediğini, buna isteksiz davrandığını da görmekteyiz. Sonuç olarak arkadaşlar, bu ana kadar dolar endeksi ile ABD borsası arasındaki ilişkiyi ifade ettik. ABD'nin içinde bulunduğu kriz ve ardı ardına gelen gerek Suriye olayı, gerek FED kararıyla ilgili uyumsuzluklar ve gerekse en son piyasaların kapanışıyla birlikte gündeme gelen hükümetin kapanma olayı Dow Jones için önemli bir sıkıntıdır. Dow Jones için o yaşanmakta olan sıkıntı aynı zamanda dolar endeksinin yukarı eğilimini artırmakta. Dolar endeksi yukarı gidiyorsa TL dolar ne oluyor veya dolar TL ne oluyor? Bu da dolar endeksi paralelinde yukarı eğilim kazanmış oluyor. Sevgili arkadaşlarım, bu analizimde sadece ve sadece ABD'nin içinde bulunduğu sıkıntı ve bu sıkıntının önümüzdeki günlerde gerek borsalarına ve borsaları paralelinde dolar endeksine ne şekilde etki edebileceğini ve dolar endeksinin de dolar TL'yi ne yönde etkilemekte olduğunu ifade etmek konusuna ayırmış bulunmaktayım. Bir sonraki videomda bunu belki bu gece belki de yarın bilemiyorum hangi anda hazırlayıp aktarabileceğim. Doların bu süreçte hangi seviyelere ulaşabileceğini, dolar TL'nin hangi seviyelere ulaşabileceğini, özellikle önümüzdeki 3 aylık süreç. Neden 3 ay diyorum arkadaşlar? 2019'un başlamasıyla birlikte önemli bir seçim takvimimiz var. 31 Mart tarihine kadar ki seçim sürecinde neler olabileceği, doların hangi seviyelere ulaşma ihtimalinin gündemde olduğuna dair sizlere net ve de şeffaf veriler ışığında
bilgiler aktarmaya çalışacağım. Biliyorum hepinizin kafası çok karışık. Çünkü FED kararı sonrasında bir grup analist düne kadar 6'ya 7'ye gideriz diyen bazı analistler dahi 4.70'leri, 4.80'leri, 4.5 seviyelerini zikretmeye başladılar. Benim çizgimi biliyorsunuz arkadaşlar. Ben yaklaşık 2 aydır YouTube'dan yorum aktarmaktayım ve tüm yorumlarımda dolar TL için 5.06 seviyesinin minimum bir seviye olacağını, olabileceğini tabii ki ve bu seviyenin aşağısının görülmeyeceğini FED kararının öncesinde aktarmış olduğum analizlerimde de 5.30'un aşağısına bir sarkma olabilir 5.20'lere kadar ama 5.20'nin aşağısını dahi beklemediğimi net bir şekilde ifade etmiştim. Aynı görüşlerim devam ediyor. Sizlere ikinci videomda dolar TL'nin bundan sonraki kısa vadeli yani 3 aylık seçimler sürecine kadar ki karşı karşıya gelebileceği gerçekler ve bu gerçeklere bağlı olarak da özellikle ve özellikle Merkez Bankası'nın da attığı adımları sizlere yansıtmak suretiyle neler olabileceğine dair veriler aktarmaya çalışacağım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sizlerden ricam ve istirhamım eklemekte olduğum videolardan anında haberdar olmak istiyorsanız lütfen kanalıma ücretsiz abone olunuz. Twitter'dan da anlık ve de seanslık seans içerisindeki anlık yorum ve analizlerden yararlanmak, faydalanmak, bilgi sahibi olmak istiyorsanız da Twitter adresim @halukcanberk olarak sizlere takdim etmiş olayım. Hoşçakalınız. Bir sonraki videoda kısa süre içerisinde buluşmak dileğiyle. İyi tatiller diliyorum saygılarımla.